tarihten silinmemek için beka diyoruz. Onurlu hayat, bağımsız gelecek, dik baş için beka diyoruz. Ebediyet ırmağına coşkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız. Eğer beka yoksa, bağımsızlık yoksa, milli varlık zillete düşmüşse ne madenin ne çıkarılacak kömürün hiçbir önemi de yoktur. Beka milli cevherdir. Damarlarımızdaki asil kandır. Ötüken'den çıktık çıkalı bekamızı namus bildik. Söğüt'ten yayıldık yayılalı bekayı korumak için ant içtik. Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı. Bekadan en ufak taviz vermedik. En küçük geri adım atmadık. Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız. Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti'ni muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik. Ancak bekamızı yıkmak istiyorlar. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü bunun en canlı cani misallerindendir. Terör örgütleri durmak bilmiyor. Emperyalizmin karanlık planlarını icra etmekten vazgeçmiyor. Avrupa Parlamentosu'nun çürük hükümsüz kararını eminim ki duydunuz. Avrupa Birliği müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar. Biz aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki bölünelim. İstiyorlar ki serv şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim. Birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler. İster ekonomik tetikçileriyle gelsinler, döviz silahını üzerimize doğrultsunlar, ister siyasi kumpaslarıyla gelsinler, tefrika ve nifak saçsınlar. İsterse 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi tepemizden bomba atsınlar, kurşun yağdırsınlar. Yapamazlar, bu milleti geçemezler, Türkiye'yi yıkamazlar. Biz bekamıza sahip çıktığımız sürece zalime direniriz. Biz bekamıza sahip çıktığımız müddetçe haine aman diletiriz. Bu nedenle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Tekrar soruyorum sizlere, bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Duruş budur, cesaret budur, adamlık budur, Kahraman Zonguldak işte bu kadar görkemlidir.